Değerli konuklarımıza bugünün yani önemli bir fotoğrafı, yoruma muhtaç bir meselesinde danışmak istiyorum. ABD tarihinde ilk kez eski bir başkanın evine FBI baskın düzenledi. Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine arama yapıldı. Beyaz Saray'dan ayrılırken bazı gizli belgeleri kaçırmış olabileceği iddia ediliyor. Trump tam ben geliyorum 2024'te yarım kalan işim falan derken ne oluyor diye Washington'da döneceğiz. Değerli konuklarımızın da son bir yorumunu alacağız. Ama şu aramayı ekranlara taşıyalım. Okyanus kıyısında 8 hektar alana yayılan 126 odalı bu lüks malikane Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'a ait. Trump'ın görevdeyken adeta kışlık Beyaz Saray'a dönüştürdüğü malikane daha önce Çin ve Japonya liderleri dahil birçok önemli ismi ağırladı. Ama bu kez beklenmedik misafirler kapısını çaldı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI baskın yaptı. Malikane Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesinde yer alıyor. Baskın sırasında Trump New York'taydı. Eski başkan yazılı açıklamayla ateş püskürdü. Mülküm şu anda kuşatma altında, basıldı, işgal edildi dedi. FBI'ın kasasına bile girdiğini söyledi. FBI malikaneye arama izniyle girdi ancak baskının neden düzenlendiği bilinmiyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ve FBI yorum yapmayı reddetti. Trump da bu konuda sessiz kalırken şu ana kadar hakkındaki tüm soruşturmalarda devlet kurumları ile işbirliği yaptığını vurguladı. Amerikan basınına çıkan haberlere göre Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığında bazı gizli belgeleri kaçırdığından şüphe ediliyor. Malikanesinde işte o belgelerin arandığı sanılıyor. Trump'ın yasalara aykırı şekilde başkanlık dönemine ait birçok belgeyi yırttığı da iddia ediliyor. Amerikan Ulusal Arşiv Dairesi Şubat ayında Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda soruşturma başlatmasını talep etmişti. Trump ise aleyhindeki iddiaya sahte haber diyerek tepki göstermişti. Baskına tepkiler var. Trump destekçileri eski başkanın Florida'daki malikanesinin önünde toplandı. Biden yönetimini ve demokratları hedef aldılar. Biden yönetimi ve demokratlar FBI'yı silah haline getiriyor. Buna son vermeliler. FBI başka bir başkana karşı silah olmak için kurulmadı. Trump'ı soruşturuyorlar çünkü tekrar seçimi kazanmasından korkuyorlar. Trump'a göre baskın yeniden başkan adayı olmasını engellemek için düzenlendi. Senato'daki cumhuriyetçiler de FBI'yı siyasi davranmak ve 2024'teki seçim öncesi Trump'ı itibarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Trump'ın baskın sonrası yayınlanan ilk fotoğrafında üzerinde her zamanki gibi kırmızı ve uzun bir kravat vardı. Bu nedir? Konuşacağız. VOA Türkçe muhabiri Mehmet Sümer bizimle birlikte New York'tan karşımızda. Mehmet, tabii ki tarihte bir ilk, sıra dışı. Bir başka ilki de Trump yanlılarının kongre baskınıyla görmüştük. O günden bugüne yani FBI'ın bu kadar gecikmeli bir soruşturma baskın düzenlemi nasıl karşılanıyor? Yani yorumlar neler? Siyasi bir manevra olarak mı görülüyor? Cumhuriyetçi kanat bunu Trump'ın 2024'te başkan adaylığına, başkanlık yarışına yeniden girmesini önlemek için yapılmış bir siyasi manevra olarak nitelendiriyor. Hatta Cumhuriyetçi senatörlerin, kongre üyelerinin ard arda açıklamaları geliyor. Trump'a destek veriyorlar ve buradaki tek amacın, ki bunu Trump da bu ifadeyi kullanmıştı, yani FBI'ın devlet kurumlarının kendisine karşı bir silah gibi kullanıldığını, dolayısıyla da başkanlık seçimlerine yeniden girmesinin engellenmeye çalışıldığını söylüyor. Buna karşın demokratlarsa şunu belirtiyorlar, ister sıradan bir vatandaş olsun, ister eski Amerikan başkanı olsun, yasalar karşısında herkes eşittir. Dolayısıyla ortada yasaya aykırı bir durum olduğuna göre bu şekilde bir operasyon yapılması da olağan, sıradan dolayısıyla yapılması gerekiyordu. Çünkü Donald Trump teslim etmesi gereken, ulusal arşive teslim edilmesi gereken belgeleri teslim etmediği gibi üstelik de kendi konutuna götürdü. Bu bir suçtur ki Amerika'da daha önce bundan hapis cezası almış Beyaz Saray çalışanları var. Bill Clinton döneminde ulusal güvenlik danışmanının benzer şekilde kişisel arşivinde bir takım gizlilik içeren belgeleri tutmuş olması. Yine daha sonrasında Beyaz Saray'da Asya konularında danışmanlık yapan bir uzmanın yine kendi kişisel bilgisayarına bazı gizli belgeleri aktarmış olmasından dolayı aldığı hapis cezası
var. Dolayısıyla Başkan Donald Trump'ın da bu 15 kutuluk belgeleri Ulusal Arşiv Kurumu'na teslim etmemiş olmasından dolayı suç işlediği belirtiliyor. Aslında 15 kutuluk belgeler teslim edilmiş, ancak dünkü operasyonun gerekçesi hala daha Trump'ın teslim etmediği düşünülen bazı belgeler olduğu. Bir takım çevreler bu gizli bilgilerin, devlet sırlarının Başkan Donald Trump tarafından özellikle saklandığı ve 2024 seçim kampanyası sırasında kullanılacağını iddia ediyorlar. Yine bir başka eleştiri konusu da, hatta daha doğrusu Trump'tan bir beklenti var bu konuda. Başkan Donald Trump kazandığı seçimlerde, kendisine Amerikan başkanlığını getiren seçimlerde, evet, karşısındaki aday, Demokrat aday Hillary Clinton'ın devlet yazışmalarında kendi kişisel e-posta adresini kullanmasını çok sert biçimde eleştirilmişti ve mutlaka Hillary Clinton'ın bu yüzden ceza alması gerektiğini söylemişti ve çok eleştirmişti niçin ceza almadı diye. Şimdi kendisinin çok daha ileri gitmiş bir şekilde Beyaz Saray'dan dışarıya gizli devlet belgelerini çıkardığı belirtiliyor. Dolayısıyla bunun e-postadan bir farkı olmadığı, hatta daha da ileri giderek çok daha fazla belge kaçırdığı belirtiliyor. Dolayısıyla Hillary Clinton ceza almalıydı, başkanlık seçimine katılamamalıydı diyen Trump'ın şimdi bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor. Söylediğim gibi bunu yeniden adaylığı siyasi tehlikeye girer mi? Başkan adaylığı tehlikeye giriyor mu suçlamayla birlikte? Şöyle, Donald Trump'ın hakkında aslında çok fazla soruşturma var Amerika'da. Şimdi iki temel soruşturma var. Bir tanesi bu Ulusal Arşiv Kurumu'na, evet, teslim edilmesi, peki, gereken devlet sırrı niteliğindeki belgelerin zamanında verilmemiş olması, bu bir soruşturma konusu. İkincisi de 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili süren bir soruşturma var ki o soruşturma çok daha kapsamlı ve açıkçası hani ucu açık, nereye, evet, varacağı belli olmayan, şu aşamada üzerine çok spekülasyon yapılan bir soruşturma. Bundan ziyade o soruşturmadan dolayı Donald Trump'ın başkanlık yolunun kapanabileceği belirtiliyor. Bugün hatta eski Dışişleri Bakanı Pompeo komisyonda, 6 Ocak, evet, komisyonunda ifade verecek. Çünkü Donald Trump bizzat o 6 Ocak saldırısını teşvik etmekle suçlanıyor. Ama bunların yanı sıra şunu da söyleyelim. New York'ta eski başkan Donald Trump'ın şirketlerinin bulunduğu New York'ta da Trump ve şirketleri hakkında açılmış çok sayıda dava var. Belgede sahtecilik, vergi kaçırma, bir takım gayrimenkullerin değerlerini eksik, evet, gösterme, bankalardan kredi alabilmek adına bazı gayrimenkullerin değerlerini yüksek gösterme gibi, finans kurumlarını yanıltma gibi, para kaçırma gibi çok sayıda dava var. Dolayısıyla, evet, Donald Trump tüm bu davalardan sıyrılıp 2024 seçimlerine aday olabilecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz.